Oğlum hadi ya, ne kahveymiş bu Allah aşkına, tutturdun kahve kahve diye. Geldi savcım geldi. Buyur. Afiyet olsun. Aa, eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi anlat bakalım. Nedir bu önemli konuşmak istediğin şey? İç savcım bir yudumla, sonra konuşulur. Oo. Vay. Çok güzel olmuş lan, aferin. Afiyet olsun savcım. Sen hakikaten değişiyorsun galiba ha. Dün gece suratından düşen bin parçaydı, şimdi böyle dipçik gibisin, kahveler falan yapıyorsun. Sayende. Sayemde? Nasıl sayemde? Dün gece yaptığın konuşma benim kafamı açtı savcım. Dün gece ne konuşması yaptım oğlum? Ben kendi hikayemden bahsettim, biraz nasihat verdim falan. Ne olur mu bunun ya? Ben kıssadan hisse yaptım, attım cebime. Sabah da çok güzel uyandım. Maşallahım var yani. İşe yaradıysa ne güzel. Yaramaz mı savcım? Hayatımı değiştirdi. Hayatını değiştirdi? Ama sen başladın yine abuk sabuk konuşmaya. Nasıl değiştirdi oğlum hayatını? İki kelam laf ettik ya orada. Savcım bana dedin yani sen, insan çöplükte yaşayınca kokusuna alışıyor. Ta ki tanımadığı bir koku aklının başından alana kadar. O kokuyu ben de aldım savcım. Yani sana diyeceğim benim... Deme. Deme. Konuşmanın nereye gideceğini biliyorum. O yüzden deme hiç. Ben anlamadım mı sanıyorsun? Ne anladın savcım? Bak kafanda söylemeyi planladığın ne varsa bence iptal et. Hele o zikretmek bile istemediğin mevzu yüzünden bu değişiyorum tiyatrosunu falan yapıyorsan eğer... ...oraya bence hiç girme. Kurduğumuz her şeyi ezersin. Ne diyeyim savcım? Bak gençsiniz, anlıyorum. Gönül düşürmüşsün. Bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Karşısında duramam. Ben kendimle çelişkiye düştüm bu mevzuyla ilgili zaten. Dedim bari bu sefer ezme. O yüzden insanca davrandım, insanca yaklaştım. Güzellikle izah etmeye çalıştım. Sen anlıyormuşsun gibi davrandın. Ama eğer anlamak istemiyorum inadına devam edecek olursan... ...üslubun da değişir, seninle olan ilişkimiz de değişir. Tamam? Eğer ailemin içinde duracaksan... ...sana tarif ettiğim şekilde duracaksın. O yüzden... Şimdi benimle konuşmadan önce iyice düşün, taşın. Kelimelerini dikkatlice seç. Ondan sonra konuşalım. Tamam? Efendim? Alo Akgün. Ya ben Naz'ın babasını getirdim de sitenin önündeyim. Ne yapacağımı bilemedim. Metin Bey mi yanında? Metin mi? Kimin yanındaymış Metin? Ya şu sitenin güvenliğine söylesenize kapıyı açsın. Soner Metin Bey yanındaymış da buraya getirmiş, siteye kapıyı açtırın diyor. Buradalar, sitenin girişine. Bir alsana. Ne diyorsun ya? Alo. Alo tamam, açın kapıyı, açın. Yol açın. Ne olmuş? Buraya mı geliyorlar? Buraya geliyorlar herhalde, bilmiyorum. Allah Allah ya. Sen bekle abi. El atsana. Nereye geldik? Tamam siz gelin şöyle. Siz kimsiniz ya? Ayağına dikkat et Metin abi. Ya. Tamam. Dur tamam. Ben iyiyim ben. Tamam iyiyim ben ya. Ben tesadüfen denk geldim de. Nasıl yapalım savcım? Tamam. Sayın savcım ya, kusura bakma rahatsız ettik biz seni. Tamam, gel Metin gel. Vallahi çok rahatsız ettik ya. Gel tamam gideceğiz gel, bir şey yok. Sen ne hissin anlamadım ama konuşacağız bunu. İyi geceler. Düştü kendisi de dikkat edersiniz. Tamam hadi. Çok özür dilerim. Sen istiyorsan eve bırakayım. Yok Emel beni böyle görür. Basamağa dikkat et. Dikkat basamağa. Hadi ya. Dur bir. Gelmiyor sen. Gel bir. Çok özür dilerim. Oğlum tamam lan, manyak mısın? Vallahi bir şey ya. Hak ederim. Allah tamam oğlum, bir şey olmaz ya. Bir sağa çekiyorsun bir tarafa böyle. Ha, basamak var. Basamak. Hah. Aynen. Evet. Gelmiyor ha, tamam sakin. Şu an sesleri mi denk geldi? Ha. Tesadüf mü yani? Evet. Ya baktın Nazım babası, aa Nazım babası mı dedin? Hı, teknede buldum. Şans eseri, ne olacak? Bir anda böyle içinden iyimser, yardımsever, iyilik mevhumu bir adam çıktı öyle mi? Bu mu yani? Tesadüf oğlum işte. Sen ne demek istiyorsun ya? Oğlum demeye çalıştığım şey şu, biz de görüyoruz bir şeyleri yani. Bir tek sen görmüyorsun. Biz de böyle elle tutulur, somut şeylerin farkındayız Soner. Bir şey sormadım oğlum bu arada. Sen niye bu kadar stres oldun, panik yaptığını anlamadım ben seni ya Soner. Anlatabildim mi Soner? Hı? Tamam oğlum. Yok. Tesadüf diyoruz işte. Niye anlamıyorsun? Adamı orada bırakayım mı yani? Düşmüştü. Tamam. Bir şey demedim oğlum. Yok diyor gibisin de yani. Yok yok hiçbir şey. Sadece soru sordum lan. Hiçbir şey demedim. Sen de böyle tek parça olduğuna göre savcıya açılamadın. O mesele biraz karışık. Yani ben... Anlatmaya çalışıyorum, kendimi ifade etmeye çalışıyorum ama sürekli kesiyor, bölüyor. Yani adam savcı, ağzı laf yapıyor. O yüzden kendimi ifade ettirtmiyor bana. İşte o yüzden bu tür konuşmaları büyüklerimiz yapıyor. Böyle tek tabanca yapılmaz bu işler. İnsanın başında baba olmayınca işte, bilmiyorum. Baba olsaydın... Erken yani işte. Erken. Neyse hadi görüşürüz. Mekana da uğra arada. Bu işi babamın yapması lazım. Bir şekilde. Günaydın. Altay nerede? Çıktı çoktan o. Heh. Kahvaltı etmeyecek misin? Ha yok ya ben okulda ederim kahvaltıyı. Dur ben bırakayım seni okula. Olur. Günaydın. Seni okula bırakayım mı? Anne ben Naz'la gidecektim okula ya. Sen git ben kendim giderim okula. Niye ya? Naz'ı da alırız onu da bırakırım işte ne olacak? Annemle gidiyorum. Maalesef. Tamam, sorun değil. Benim de bir işim var zaten. Sonra görüşürüz. Ne işin var? Önemli bir şey değil. Seni seviyorum. Bitti mi sevgilinle mesajlaşma? Ha? Ne sevgilisi ya? Akgün'e sevgili değilim ben. Ben Akgün mü dedim? Ben Akgün mü dedim az önce? Dedim. Ya Yağmur, hadi, hadi çıkıyoruz, hadi. Safız biz çünkü. Anlatacaksın bana yolda her şeyi.